Evet, şimdi database logic layer'a geri dönelim ve burada işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Bu layer'ımızın yani bu katmanımızın amacı neydi? SQL ile iletişim halinde olmak ve dataların SQL'e gönderilmesine ve SQL'den gelen datayı da çekip business logic layer'a gönderilmesini sağlamak. Dolayısıyla benim bu katmanda SQL ile haberleşeceğim bazı nesnelere ihtiyacım var. Bunlardan bir tanesi SQL Connection nesnesi. SQL Connection yazdığımızda .NET Framework ortamında direkt olarak tanınmaz. Bunun tanınması için kütüphane eklememiz gerekli. Bu kütüphanede System Data SQL Client kütüphanesidir. Bu kütüphaneyi eklediğinizde nesneyi aktif hale getirmiş olursunuz. Ben bunun adına Connection diyorum. Kütüphanemizi şu kısma ekledik. Bakın SQL System nokta data nokta SQL client olarak eklemiş olduk. SQL Common adında bir nesnemiz var. Buna da Common diyelim. SQL Common nesnesi ise oluşan SQL Connection üzerinden SQL komutlarını gönderme işlemine yarayacak. SQL Data Reader nesnemiz var. Bu da SQL Data Reader nesnesi de SQL'den gelen datayı alacağımız ve bu işlenmemiş datayı Business Logic Layer'a göndereceğimiz nesnemizin adı arkadaşlar. Bu nesnelerin görevlerini şöyle ufak kenarlarına yazalım. Bağlantı sağlar. Sağlanmış olan bağlantı üzerinden SQL yani T-SQL komutlarını gönderir. Reader ise SQL içerisinden gelen datanın işlenmemiş tabii ki. İşlenmemiş datanın C# karşılığıdır. Karşılığı olarak bize gelir. Biz burada hepsini kullanacağız. Connection, Common, SQL Data Reader bunların hepsini kullanıyor olacağız. Bir tane yapıcı metot oluşturalım. Yapıcı metotlar bildiğiniz gibi klaslar örneklendiğinde çalışan yapılar. Burada SQL Connection'ımızı örnekleyip hangi SQL sunucusuna bağlanacağını SQL Connection'a bildireceğiz. Evet, Connection'ımıza şuraya gelelim ve diyelim ki SQL Connection'ı örnekleyeceğimiz Connection isminden bir nesne örneği alalım. Bu nesne örneğinde farklı yapıcı metodunda overload'lar var. İlkinde herhangi bir değer almadan da işlem yapabildiğimiz gibi ikincisinde de connection strings demekte. Ben şu an bunu bu şekilde bırakacağım ama birazdan bir metot hazırlayacağım. Hazırlamış olduğum metot geriye string bir değer dönecek. Dönmüş olduğu string değer de aslında SQL connection string'i bize verecek ve biz de onu SQL connection'a ileteceğiz. Şöyle bir string metot oluşturuyorum. İsmine de SQL connection şöyle builder diyelim. Burada bizden bazı parametreler istesin. Mesela data source desin. Yani database'imizin yolunu bizden istesin. İkinci parametresinde initial katalog desin. Burada hangi database'e bağlanacağımızı bizden istesin. User ID istesin. Hangi kullanıcıyla bu işlemleri yapacağımızı istesin. Ve password istesin. İlgili kullanıcının şifresini bizden istemiş olsun. SQL Connection String Builder adında bir nesnemiz var. Bu nesne kendisine gelen parametrelerle SQL Connection String'i üretiyor ve bize gönderebiliyor. Bunun bir nesne örneğini şöyle alalım. Eşittir diyelim. New ile devam edelim. Builder dedikten sonra initial şöyle data source kısmına parametre olarak gelen data source'umuzu tekrardan builder içerisinde initial kataloğa Initial kataloğumuzu Builder içerisindeki User ID'mize de parametre olarak gelen User ID verdikten sonra son olarak Password'a da parametre olarak gelen Password veriyoruz. SQL Connection String Builder burada kendisine gelen değerlere göre Connection String'i üretiyor ve biz burada Return dedikten sonra Builder nesne örneği içerisindeki Connection String Property'sinden ilgili string değere kavuşabiliyoruz. İşlemleri karıştırmamanız için ben biraz uzun yazacağım. Connection String Text adında bir
değişken oluşturacağım ve SQL Connection Builder metodumu burada çağıracağım. Evet, data source'umuz vardı, initial katalogumuz, user ID'miz ve password'umuz. Şimdi buraları dolduralım. Hemen gidelim SQL'imize, bir connect diyelim. Server name'imiz, yani data source'umuz şurası arkadaşlar. Bunu alıyorum. Şunu da kapatalım. Evet, tekrardan dönelim. Bizim data source'umuz burası. C# içerisindeki tek slash bir anlam ifade ettiği için bu string'in başına bir et işareti koyuyorum. İçerisindeki anlam ifade eden karakteri text olarak görmesini sağlıyoruz. Peki database'imizin adı neydi? Şöyle username diyelim. AdventureWorks 2017. Bunu da alalım. Hangi kullanıcıyla bağlanıyoruz? System admin kullanıcısıyla bağlanıyoruz. Şifremiz ne? Şifremiz de 1. Bunu şimdi connection, SQL connection içerisinde SQL connection string text olarak atamasını yapıyorum. Bu kısmı tamamladık. Farklı bir metodumuz olacak. Bu metot şu işlemi yapacak arkadaşlar. Public geriye SQL data reader dönecek. İsmi de get all product olsun. Bu metodumuz SQL açık olan bir SQL connection üzerinden TSQL komutu ile SQL'e soru gönderecek. Gelen cevabı da bir üst katmana iletecek. Bu burada kalsın. Farklı bir metot daha yapacaktım ama vazgeçtim. Kafanız karışmasın diye şöyle SQL connection'ı public olarak çekiyorum. Bunun sebebini anlatacağım arkadaşlar. Neden public yaptığımı size açıklayacağım. Şu an public olarak kalsın. Evet. Şöyle gidelim. Komut nesnesini örnekleyelim. Burada hazırlamış olduğumuz TSQL komutumuzu alıp içeriye ekleyeceğiz. Yani şunu söylüyoruz. Ben C# içerisinde database ulaşmak istiyorum. Hangi database'e? Connection'ın oluştuğu database'e ulaşmak istiyorum. Ulaştığımda da bu sorguyu çalıştırmak istediğimi söyledim. Peki benim şu an C# ile SQL arasındaki bağlantım açık mı? Hayır değil. Benim öncelikle ilgili bağlantımı açmam gerekiyor. Connection nesnesinin open adında bir metodu var. SQL ile aramızdaki bağlantıyı açar diyelim. Connection şöyle yapalım. Close adında bir metodumuz var. Bu da SQL ile aramızdaki bağlantıyı kapatır. Ama biz bunu burada değil, Business Logic Layer'da yapıyor olacağız. Okuma kısmına özel. Şimdi bağlantımızı açtık. C# SQL'i görüyor. Ne gerekiyor artık? Benim komutumu o bağlantı üzerinden çalıştırmam gerekiyor. Ben burada şunu yapıyorum. Comment nesnesi üzerinde execute reader adında bir metodum var. Execute reader metodum geriye SQL data reader adında bir nesne dönmekte. Bunu şöyle reader'ın üzerine alıyorum. Onu da return reader olarak metodun dışına gönderiyorum. Şunu yapabildim. SQL ile bağlantımı sağladım. Bağlantımı sağlarken connection builder nesnesiyle bağlanacağım SQL adresini öğrendim. Get all product adındaki metotla da TSQL'imi açmış olduğum SQL'im üzerinden gönderdim ve bunu Business Logic Layer katmanında yakalamak istiyorum. Bir sonraki dersimizde Business Logic Layer'la devam edeceğiz ve Database Logic Layer'den nesne örneği alarak Get All Product nesnesinden bize dönen SQL Data Reader'ı alıyor ve kullanıyor olacağız.